Merhaba sevgili öğrenciler, Kimya Dersleri kanalına hoş geldiniz. 29 günde TYT Kimya kampımızın 11. günündeyiz ve 11. günde 9. sınıfın 3. ünitesi olan Kimyasal Türler Arası Etkileşimler ünitesini tamamen bitiriyoruz. Bugünkü dersimizde zayıf etkileşimleri baştan sona inceleyeceğiz, bitireceğiz. Aynı zamanda fiziksel ve kimyasal değişimleri görmüş olacağız diyerek şöyle dersimize başlayalım. Şimdi öncelikle zayıf etkileşimler son derece önemli bir başlık. Ancak 3. üniteden çıkmış sorulara baktığımız zaman şu ana kadar zayıf etkileşimlerden herhangi bir soru maalesef gelmediğini görürüz. Yani tabii ki çok az soru var. Çok az soru olduğu için bu kadar önemli bir kısımdan maalesef soru gelmemiş de olabiliyor gördüğünüz gibi. Ancak şunu söyleyeyim. Zayıf etkileşimler başka TET ünitelerinde de var. TET konularında da var. Örneğin karışımlar ünitesinde var. Örneğin maddenin halleri ünitesinde var. Aynı zamanda AYT'de birçok konuda var. Dolayısıyla bu ünite kapsamında zayıf etkileşimlerden şu ana kadar hiç soru gelmedi ancak diğer konulardan zayıf etkileşimler bilgisini içeren sorular geldi. O yüzden önemli bir başlık aslında zayıf etkileşimler başlıyor. Aynı zamanda bugün iki tane mavi başlığımız olacak. Diğer mavi başlık fiziksel ve kimyasal değişimlerden daha önce soru çıktı. En son yapılan sınavda doğrudan soru çıkmıştı hatta. Şimdi başlayalım. Zayıf etkileşimleri öncelikle bağ enerjisine göre bir etkileşimin zayıf mı yoksa güçlü mü olduğunu anlayabiliriz. Şimdi bağ oluşurken, herhangi bir iki atom arasında bağ oluşurken veya bağ kırılırken şimdi bir bağ kırılırken bağı kırmak için bir enerji vermeniz gerekir. Ya da bağ oluşurken açığa enerji çıkar. İşte bu açığa çıkan enerji veya verilmesi gereken enerjiye bağ enerjisi diyoruz. Bağ enerjisi Şimdi eğer ki bu bağ enerjisi, bu bağ enerjisi 40 kilojül mol yani 40 kilojüle eşitse veya daha yüksekse, yani 40 kilojül burada bizim eşit değerimiz, 40 kilojüle eşit veya üzerindeyse bu güçlü etkileşimdir diyoruz. Güçlü etkileşim, güçlü etkileşimler kimyasal bağlardır. Kimyasal bağ. Eğer ki bu etkileşim, bağ enerjisi 40 kilojülün altındaysa, 40 kilojülden daha azsa, bu zayıf etkileşimdir. Zayıf etkileşim yani burada fiziksel bağlar oluşur. Yani örneğin bir tepkime veriyor sana ve buradaki bağ enerjisi örneğin gereken enerji ya da açığa çıkan enerji enerji 300 kJ, 500 kJ, 700 kJ, 5000 kJ. Yani 40'ın çok üzerindeyse güçlü etkileşim diyorsun. Ama açığa çıkan veya gerekli olan enerji işte 5 kJ, 10 kJ, 7 kJ, 8 10 15 kJ. E burada da zayıf diyorsun. Ama burada bazı istisnai durumlar var. Eğer ki tam 40 ve civarındaysa işte 41, 42, 43, 30 buralardaysa yaşanan tepkimeye verilen tepkimenin de ne olduğuna bakman gerekiyor. Örneğin magnezyum oksit işte magnezyum 2 artı ve oksijen 2 eksi gazlarına parçalanmış böyle iyonlar oluşmuş. Burada bu tepkimenin gerçekleşmesi için bu bağın kopması için 3850 kilojülük enerji gerekiyor. Bakın 3850 kilojülük enerji 40'ın çok üzerinde. Bu doğrudan güçlü etkileşimdir. Burada kimyasal bağlar kopmuştur diyorsun. Şimdi ikinci tepkimeye bakalım. CH3OH gazı CH3OH sıvısına dönüşüyor ve burada 35,3 kilojüllük enerji açığa çıkıyor. Bakın 40'ın altında değil mi? 40'ın altındaysa bu zayıf etkileşimdir. Buna da zayıf diyorsun. Ya da fiziksel bağ burada işte oluşmuş veya kopmuş. Şimdi kalsiyum oksitin yine kalsiyum 2 artı O2'ye dönüşümünde 3414 kilojül gerekliymiş. Burada da kimyasal bağ kopmuştur veya güçlü etkileşimler kopmuştur diyebilirsin. Ancak şuraya bak, şu dördüncü örneğe bak. 43,9 kilojül. Şimdi normalde bu anlattığımıza göre 40 ve üzerindeyse ne dedik? E bu güçlü etkileşimdir. Ama şimdi olaya baktığım zaman h sıvısı, H2O sıvısı H2O gazına dönüşüyor. Yani burada bir hal değişimi var. Eğer ki hal değişimi varsa hal değişimlerinde zayıf etkileşimler kopar veya oluşur. Yani fiziksel bağlar kopar veya oluşur. Dolayısıyla bu her ne kadar 40'ın üzerinde olsa da bu zayıf etkileşimlerin koptuğu, fiziksel bağların koptuğu bir olaydır. Tamam? Dolayısıyla 40 ve civarındaysa olayın ne olduğuna da bakıyorsun. Özellikle bir hal değişimi ise direkt zayıf diyorsun zaten. Tamam. 40'ın üzerinde olmasına rağmen zayıf diyorsun. Tamam? Bu enerjisine göre etkileşimleri güçlü, zayıf diye. Kimyasal bağ zayıf, fiziksel bağ diye bu şekilde 40 kilojülük eşeğe bakarak sınıflandırabiliriz, ayırt edebiliriz. Devam edelim. Şimdi biz esasında bu zayıf etkileşimler konusunda zayıf etkileşimlerin sınıflandırılması ve iki tane tür yan yana geldiği zaman acaba arasında hangi zayıf etkileşim oluşuyor? Bunu anlamamız lazım, bunu öğrenmemiz lazım ve bu dediğim gibi çok önemlidir. Soru çıkma bakımından gördüğünüz gibi çok düşük bir değere sahip olmasına yani rağmen diğer ünitelerde hep bu bilgileri kullanacağız ve oradan sorular geliyor buradaki bilgilerden. AYT'de ise neredeyse her konuda Zayıf etkileşimlerin bilinmesi bir ön kabuldür AYT konuları için kimyada. Şimdi daha önce biz bu ünitenin ilk dersinde güçlü zayıf etkileşimlerin sınıflandırmasını yapmıştık. Daha sonra da güçlü etkileşimleri tek tek incelemiştik. İşte güçlü etkileşimler iyonik bağ, kovalent bağ, metalik bağ demiştik ve bunları tek tek inceleyip bitirmiştik. Şimdi zayıf etkileşimleri bir tekrar gözden geçirip sonra tek tek inceleyeceğiz bu dersimizde. Şimdi zayıf etkileşimler yani fiziksel bağlar ikiye ayrılır. Bunlar Van der Waals bağları ve hidrojen bağları olmak üzere. Van der Waals bağları ise kendi içerisinde üçe ayrılır. Dipol dipol etkileşim, iyon dipol etkileşim ve indüklenmiş dipol etkileşimler olmak üzere. İndüklenmiş dipol etkileşimleri de kendi içerisinde üçe ayrılır. Dipol indüklenmiş dipol, iyon indüklenmiş dipol ve en zayıfı olan indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol bir diğer ismiyle London kuvvetidir. Diğeri ise hidrojen bağları. Burada fon kodlamasını kullanacağız. Hidrojen bağları özel bir dipol dipol etkileşimdir. Zaten hepsini tek tek inceleyeceğiz. Orada da göreceğiz detaylarıyla. Önden bir kere görmüş olalım. Özel bir dipol dipol etkileşimdir. Elektronegatifliği çok yüksek olan, zaten en yüksek olan flordur. Florun F'si burada. Flor. Oksijenin O'su, oksijen. Ve azotun N'si azot. Yani elektronegatifliği çok yüksek olan flor, oksijen ve azotun Moleküller arası hidrojenle yaptığı zayıf bağına da hidrojen bağıdır ve hidrojen bağı zayıf etkileşimler içerisinde bu tüm zayıf etkileşimler içerisinde en kuvvetli olanıdır, en zayıf olanı da London kuvvetidir diye önden bu bilgileri verelim. Şimdi tek tek bunları inceleyerek devam edelim. Şimdi bu zayıf etkileşimleri incelemeden önce kalıcı dipol yani dipol kavramını ve geçici anlık dipol yani indüklenmiş dipol kavramını Önden bir tekrar edelim. Öğrenelim. Burası önemli. Bunu öğrendikten sonra zaten bu sayfa öğrendikten sonra diğer hepsi çorap söküğü gibi gelmiş olacak. Şimdi biz kovalent bağ konusunda, kovalent bağ işlerken ametal ametal atomların oluşturduğu moleküllerin ya polar ya apolar olduğunu söylemiştik. Şimdi polar moleküller için şunu söylemiştik. Polar demek kutuplu demektir. Ve polar moleküllerde elektronegatiflik farkı vardır ve elektronegatiflik farkından kaynaklı. Molekülün bir kısmı kısmen negatif, yani kısmi negatiftir. Diğer tarafı da kısmi pozitiftir. Zaten bir tarafı kısmi negatif, bir tarafı kısmi pozitif yani kutuplar oluştuğu için bu moleküle kutuplu anlamında polar diyorduk. Polar, yani kutuplu demek. Örneğin HCl molekülü. Bakın, Cl klorun elektronegatifliği hidrojenden farklı. Bakın elektronegatiflik farkı var. Klorin elektronegatifliği hidrojenden daha yüksek olduğu için buradaki elektronları kendisine doğru çekiyor. Neredeyse bu elektron alıp eksi yüklenecekti ama tam eksi yüklenemiyor. Kısmen eksi yükleniyor. Dolayısıyla burada bir kısmi eksi uç oluştu. Bu uç kalıcıdır. Ve biz bu kutuba, bu eksi kutuba, bu kalıcı eksi kutba kalıcı dipol adını veriyoruz. Tamam Kalıcı dipol. Kalıcı dipol, kısaca da dipol diyeceğiz. Dipol deyince aklımıza kalıcı dipol gelmesi gerekiyor. E diğer tarafta hidrojen de şu elektron neredeyse klore verip artı yüklenecek ama tam veremiyor. Kısmen artı yükleniyor. Dolayısıyla bu tarafta da kısmi pozitif oluşuyor. Kısmi pozitif kutbu oluşuyor. Burası da yine kalıcı bir dipoldür. Dolayısıyla HCl molekülünde kalıcı dipoller vardır. Birisi eksi yüklü, birisi artı yüklü. Eksi ve artı yüklü kalıcı dipoller vardır. Bu hangi moleküllerde görülüyor? Polar moleküllerde, tamam? Polar moleküllerin hepsinde kalıcı dipoller vardır, tamam? Peki geçici anlık dipol, indüklenmiş dipol ne demek? Zaten indüklenmiş demek, indüklenmiş. Geçici demektir, anlık demektir. Ve apolar ve soy gaz moleküllerinde görülür. Ne demek yani? Bakın. Hidrojen hidrojen H2 molekülü. Şimdi burada elektronegatiflik farkı var mı? Yok. Yani burada HCl'de olduğu gibi bir tarafı eksi yüklü bir tarafı artı yüklü diyebilir misiniz? Yani kısmi eksi, kısmi artı yüklü diyebilir misiniz? Hayır diyemezsiniz. Dolayısıyla burada kutuplar oluşmamıştır. Yani kutuplu değildir. Kutuplu değil. Yani kutupsuz anlamında apolar diyoruz. Bu molekül apolardır. Polar kutupluydu. Kutuplar var bakın. Apolar da kutupsuz. Bakın bir kutup yok. Ancak siz H2 molekülüne herhangi bir başka molekül yaklaştırdığınız zaman, yani ona bir dışarıdan etki yaptığınız zaman Örneğin ona su molekülünü yaklaştırdınız diyelim ki. Yani ya da H2'yi suyun içerisine attınız diyelim ki. Şimdi böyle bir durumda, böyle bir durumda zaten H2O suda kalıcı dipoller var. Örneğin oksijen tarafı kısmi negatiftir, buralar kısmi pozitiftir. Bu durumda siz bir etki yaptığınız zaman bu moleküle bu eksi yük şöyle bir şey yapıyor. Ya buradaki bu tarafta eksi artılar dengeli bir şekilde dağılmış apolarda ama bir an için bu tarafı artı yüklüymüş gibi yapıyor. Bir an için. Bir an için yani anlık. Yani geçici. Artı bir tarafı da eksi. Yüklerle dağıtmış oluyor aslında. E dolayısıyla burada da dipoller oluşuyor. Burada da artı eksi dipoller oluşuyor böyle. Ama bunlar geçicidir. Bak bu kalıcı. Bu her zaman var. Buna dışarıdan birinin gel Bu her zaman bu kalıcı dipoller artı eksi yükler var. Ama H2'de her zaman yok. Dışarıdan bir etki yaptığım zaman bir taraf artı bir taraf eksi olabiliyor. E Buraya eksi diğer taraf da artı da olabilirdi yapılan etkiye göre. Dolayısıyla burada geçici olarak artı eksi yükler oluşuyor. Dolayısıyla apolar moleküllerde soy gazlarda da aynı şey. Soy gaz atomlarında da gözlemlenir. Kutupsuz yani apolar moleküle bir etki sonucunda geçici olarak oluşan anlık kutuplaşma durumudur. Dolayısıyla dolayısıyla bu apolar molekülde geçici dipoller vardır. Anlık dipoller vardır. Yani indüklenmiş dipoller vardır. Tamam. Geçici ve anlığı pek kullanmayacağız. Şu an anlaşılsın diye ifade ediyorum. Geçici anlık üzerinde anlaşıldığını düşünüyorum. Biz daha çok neyi kullanacağız? İndüklenmiş dipoli. İndüklenmiş yani geçici. Nerede görülür? Apolar molekülde. Ve aynı zamanda apolar olan soy gazlarda. O zaman aslında kabaca toparlarsak biz buradaki dipol dipol etkileşim, iyon dipol, indüklenmiş dipolü falan doğrudan bulabiliriz. Biz bir polar molekül gördüğümüz zaman direkt dipol yazacağız. Dipol. Çünkü polar molekülde kalıcı dipoller, ki kalıcı dipol dipol diyeceğiz, dipoller var. Ama apolar bir molekül görürsek ne diyeceğiz? İndüklenmiş dipol. Kısaca indüklenmiş dipolü d nokta dipol şeklinde yazıyorum. Tamam. Yani uzun uzun indüklenmiş şeklinde yazmıyorum. Dolayısıyla polarsa dipol, apolarsa indüklenmiş dipol diyorum. İyonsa zaten iyondur. İyon ayrı. İyonik bağlı bileşiklerden gelen bunlar şu an moleküller. Moleküller yani kovalent bağlı bileşikler. Kovalent bağlı bileşikleri polar apolar olarak sınıflandırıyorum. İyon zaten iyonik bağlı bileşiklerden gelen iyon. O iyona zaten iyon diyeceğim. Onda sorun yok. Dolayısıyla polar gördüğüm moleküle dipol apolara indüklenmiş dipol. İyon ise iyon zaten. Bunu yaparsan zaten herhangi bir sorun yok. E, dolayısıyla dipol dipol etkileşim nedir biliyor musunuz? Önden görelim. E, polar polar molekül arasındaki etkileşim. İyon dipol nedir? İyonla polar arasında. E dipol indüklenmiş dipol nedir? Polarla apol arasında. İyon indüklenmiş dipol nedir? İyonla apol arasında. O zaman indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol nedir? Apolar apolar molekül arasındaki zayıf etkileşim adıdır. Ya da soygaz soygaz atomlar arasında ya da soygaz apolar molekül arasındaki etkileşim adıdır. Tamam. Dolayısıyla kalıcı dipol dipol kavramı bu şekilde. indüklenmiş dipol kavramı da bu şekilde. Yine de tek tek hepsini inceleyelim şimdi. Bakalım. Dipol dipol etkileşimle başlayalım. Dipol-dipol etkileşimi nerede görülür? Polar, polar moleküller arasında görülür. Çünkü polar moleküllerde kalıcı dipoller vardır. Ve kalıcı dipoller arasındaki bu eksi ve artı kutuplar arasındaki bir elektrostatik çekim oluşur. İşte o dipol-dipol etkileşimidir. Polar-polar moleküller arasındaki oluşan zayıf etkileşim adı dipol-dipol etkileşimdir. HCl polardır, SO2 polardır, H2S polardır. Bunun gibi polar moleküller arasında görülür. Mesela nasıl oluşuyor? HCl polar bir molekül değil mi? Yük yoğunluğu klor tarafında çünkü. Bir dengeli simetrik dağılım söz konusu değil. Diğer HCl de aynı şekilde. HCl'de klor tarafı nedir? Kısmi negatif değil mi? Hidrojen tarafı kısmi pozitif. Burada da aynı şekilde kısmi negatif, kısmi pozitif kalıcı dipoller var. İşte burada bu iki molekül arasında bu kısmi negatifle kısmi pozitif uç arasında şöyle noktalarla şu an ifade ettiğim şurada oluşan zayıf bağın adı dipol dipol etkileşimdir. Tamam. Peki hocam şu ya bu kovalent bağ zaten bu güçlü etkileşim. Bu bu kovalent bağ zaten bu güçlü etkileşim. Bunlar molekül içi şu bağlar güçlü etkileşimler. Biz şu an zayıf bağlara bakıyoruz. Bak şurada oluşan genellikle nokta nokta ile gösterilir. Şurada oluşan zayıf bağ nedir? Dipol dipol etkileşimdir. Neden? İki polar molekül arasında veya tabi bu arada aynı molekül arasında olmak zorunda değil. Aynı veya farklı iki polar molekül arasında. Mesela CH2, S tarafı kısmi negatiftir. Elektronegatifli hidrojenden yüksek olduğu için. Kısmi pozitif, kısmi negatif, kısmi... Burada 3 tane molekül var örneğin. Kısmi pozitif, kısmi negatif, kısmi pozitif, kısmi pozitif. Bak şimdi şuradaki... Bunlar zaten... Şunlar birer molekül. 1, 2, 3 tane molekül ya yazdım burada buradaki kısmi negatif kısmi pozitif şurada oluşan zayıf etkileşimin adı dipol dipol etkileşimdir. Aynı zamanda örneğin şu alttaki iki molekülde şurada oluşan şu kısmi pozitif ve kısmi negatif uç arasında oluşan etkileşimin adı da yine nedir? Dipol dipol etkileşimdir. Sana bazen böyle şekille verir soruları. Mesela iki molekülü çizer. Böyle Lewis yapısında çizebilir. Böyle çizgiyle de gösterebilir. Arayı nokta nokta gösterir. 1, 2, 3 gibi sayılar yazar. Hangi etkileşimler? Ya da doğrudan şöyle İki molekülü yan yana yazar hangi zayıf etkileşim var? Yani HBR ile HBR arası hangi zayıf etkileşim var? İkisi de polar olduğu için diyorum ki dipol dipol etkileşim var. Dipol dipol etkileşim. SO2 de polar, HCl de polar. İkisi de polar olduğu için bu ikisi arasında da yine dipol dipol etkileşim vardır diyorum. Tamam. İki polar molekül arasındaki zayıf etkileşimin adı dipol dipol etkileşimdir. Kısmi negatif ve kısmi pozitif uçlar arasında gözlemlenir. Peki İyon dipol etkileşimi peki? İyon dipol ise bakın iyonik bağlı bileşik ile iyonik yapılı maddelerin dipol kimde? Polar olan madde değil mi? Polar çözücülerde çözünmesiyle oluşur. Yani sen iyonik bağlı bir bileşiği yani iyonik bağlı bileşikler hangi fiziksel haldedir oda koşullarının katı haldedir. İyonik bağlı bir bileşiği polar bir çözücüye atıyorsun. Burada genellikle su karşımıza gelir. Su polar bir çözücüdür. Su polardır. Dolayısıyla örneğin sodyum klorürü sodyum klorür iyonik bağlı bir bileşik. Su polar bir molekül. Bunun içerisine atıyorsun. İçerisine atınca ne oluyor? İyonlarına ayrışmıyor mu? İşte bu iyonlar yani bu iyonik bağlı bileşik, iyonik bağlı katıyı attım suyun içerisine. İyonların ayrıştı. Bu iyonların su molekülleri arası, bu iyonlarla su molekülleri arasında gerçekleşen etkileşimin adı iyon dipol etkileşimidir. İyonik katının iyonları ile, iyonik katının iyonları ile polar moleküllerin dipoller arasında gerçekleşen etkileşimler iyon dipol etkileşimleridir. Bak su molekülü örneğin şu bu şekilde de verebilir. Böyle çizgiler şeklinde de verebilir. Su molekülde oksijen tarafı kısmi negatif, hidrojen tarafları kısmi pozitif. Su içerisine sodyum klorür tuzunu atmıştım. Örneğin bir tanesini düşünelim. Tabii milyarlarca var bir bardak suya bile atsa. Sodyum artı. Bak buradaki artıyla buranın eksi ucu etkileşir. Klor eksi, klor eksi ve buranın kısmi pozitif ta gidip klor eksi oksijen tarafıyla etkileşmez. Tamam? Her her zaman zıt yükler birbirini çekiyor. Zıt yükler birbirini çeker, aynı yükler birbirini iter mantığıyla. E dolayısıyla buradaki oksijen yani kısmi negatif uç ile sodyum artı iyonu arasında oluşan şu etkileşim zayıf bir etkileşimdir. Bu etkileşimin ismi iyon dipol etkileşimidir. Aynı zamanda şurada oluşan etkileşim de iyon dipol etkileşimidir. Daha doğrusu sodyum artının çevresinde birçok su oluşur. Su molekülü oluşur. Sodyum artı da bu su molekülleri tarafından çevrilir. Bu şekilde çözünme olayı gerçekleşir. İyon dipol etkileşimleri çözünme olaylarında gerçekleşir. Daha bu bunun detaylarına karışımlar ünitesinde gireceğiz. İşte benzer benzeri çözel ilkesi. Polar polarda çözünür. Apolar apolarda. İyonik bağlı bileşikler polarda iyi çözünür. Apolarda iyi çözünmez gibi. Bunlara karışımlar ünitesinde gireceğiz. Dolayısıyla sodyum içerisinde birçok su molekülü vardır. Hepsinin oksijen tarafı, kısmi negatif ucu etkileşir. E, klorların tarafında da hidrojenler, kısmi pozitifler vardır. İşte bu etkileşimler iyon dipoldür. Veya potasyum bromürü attın suya. Potasyumun artı suyun kısmi negatif kısmı ile etkileşir. Brom eksi suyun kısmi pozitif tarafı ile etkileşir. Burada iyon dipol etkileşimler oluşur. Size iki şekilde böyle moleküler şeklinde verebilir ya da şöyle verir. Doğrudan iyonu verir. Sodyum artı iyonu der mesela. H2S nedir? Polar bir moleküldür değil mi? İyon dipol etkileşim. İyon dipol etkileşim dersin. Veya sana iyon şeklinde yazmaz. Gidip doğrudan sodyum klorür verir. E sen sodyum klorürün iyonik bağlı bir bileşik olduğunu zaten biliyorsun geçmiş derslerden. Bu iyonik bağlı bir bileşik. Dolayısıyla iyonik bağlı bir bileşik tür olarak iyondur zaten. Ve Suya atıldığı zaman iyonlarına ayrışacak ve buradaki iyonlarla su arasında ne etkileşim oluşacak? İyon-dipol etkileşimi oluşacak. İyon-dipol etkileşimi. Tamam. İyon-dipol de bu şekilde. Devam edelim. Dipol indüklenmiş dipol ve iyon indüklenmiş dipol. Bakın indüklenmiş dipol için ne dedik? Geçici dipoller yani apolar moleküller ya da soy gaz atomlarında görülen etkileşimdir. Kutuplardır. Şimdi o zaman dipol indüklenmiş dipol nerede bekliyorum? Polarla apolar arasında bakın polar moleküllerle apolar moleküller arasında veya polar molekülle soy gaz atomları arasında gerçekleşen etkileşime ne derim? Dipol indüklenmiş dipol etkileşimdir. Yani örneğin HCl polardır. CO2 karbondioksit moleküller olarak apolardır. Biri polar biri apolar. O zaman diyorum ki burada dipol indüklenmiş dipol etkileşimi oluşur. Bakın HBR polar. Helyum ise soy gaz. Polar soy gaz. Yani polar apolar aslında yine dipol. İndüklenmiş dipol. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu zayıf etkileşimlerin tamamı tamamı bu maddelerin sıvı veya katı halde olduğu durumda gerçekleşebilecek etkilerdir. Gaz haline geçtiği zaman gaz gaz arasında bu, bu zayıf etkileşimleri bile bulmak çok zor. Dolayısıyla biz burada sorularda da yoğun fazla diye ifadeler kullanılır. Yoğun fazla demek yoğun olan faz. Yoğun olan faz kimdir? Katı faz yoğundur. Sıvı faz yoğundur. Gaz olan gaz fazı ise yoğunluğu çok çok düşüktür. Yani buradaki etkileşimler arasında altına fiziksel yazmıyoruz ama bu maddelerin sıvı olduğu veya katı olduğu durumlarda birbirine yaklaştığındaki etkileşimlerdir. İyon indüklenmiş dipol etkileşim. Bakın iyonla apolar. iyonla apolar ya da iyonla soy gaz atomları arasında gözlemlenen bu etkileşim iyon indüklenmiş dipol etkileşimdir Bunu da aynı şekilde mesela sodyum artı böyle iyon da verebilir. Sodyum klorür de yazabilir. İyonik bağlı bileşik. Sodyum klorür karbon tetraklorür sıvısının içine atmışsındır mesela. Burada gözlemlenen. Sodyum artıyla sodyum artı iyon. Bu apolar ne beklersin burada? İyon indüklenmiş dipol etkileşimi. Bu tabi hepsi bunların zayıf ama bunlar en zayıflar. Dipol indüklenmiş, indüklenmiş dipol içerenler en zayıflar. Zaten anlık gerçekleşiyor. Çok çok zayıf. Dolayısıyla iyonik bağlı bileşik apolar bir molekül içerisinde çözünmüyor. Ya da çok 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 az çözünüyor. Veya polar bir molekül, apolar bir molekül içerisinde çözünmüyor. Ya da çok 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 az çözünüyor. Soy gazla kloreksi iyonu. E soy, zaten bu gazal, yani neon soy gaz da gazalde bu etkileşim değil. Bakın sıvı veya katı halde. Neon gazken zaten ile bir etkileşime bile giremez. Neonu sıvılaştırmışsındır. Klor eksiyonu iyonu da onun içerisine hapçır. Burada oluşan zayıf etkileşimin adı iyon indüklenmiş dipol etkileşimidir diyoruz. Tamam. Ve son, ve son olarak değil. Bir de hidrojen bağı var. London kuvvetleri. London kuvvetleri ise bakın. indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimlerin bir diğer ismidir. İkisi de kullanılabilir. İkisi de doğrudur. Bu indüklenmiş dipol indüklenmiş dipol etkileşimini London, Fritz London bulmuştur. Yani kendisi bunu bulan bilim insanı kendi ismini vermiştir. Öyle düşünelim. Bundan kaynaklı London kuvvetleri deniliyor. Şimdi indiklenmiş dipol ne demiştik? Apolar moleküller arasında. Apolar apolar moleküller arasında ya da soy gaz soy gaz atomları arasında veya apolar bir molekülle soy gaz atomu arasında. Yani soy gazı da burada apolar olarak düşüneceğiz. Apolardır. Apolar apolar moleküllerin geçici dipoller arasında oluşan bu etkileşimlere ne diyeceğiz? indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşim veya bir diğer ismiyle London kuvvetleri diyeceğiz. London kuvvetleri tamam? Soy gazlarda dediğimiz gibi apolar olduğu için soy gaz atomları arasında da yine London kuvvetleri bulunur. Tamam? Tabii soy gazlar moleküller demiştim ama molekül ifadesini burada kullanmayacağız. Soy gazlar apolar oldukları için arasında London kuvvetleri bulunur diyebiliriz. Şimdi Son bir ifade daha burada. Önemli bir ifade. Bazen sorularda karşımıza çıkıyor. Şimdi London kuvvetleri tüm zayıf etkileşimler içerisindeki en zayıf kuvvettir. Yani zayıfın zayıfıdır London kuvveti. Ancak iki tane mesela bu mesela kaynama noktası karşılaştırması vesaire gibi sorularda geliyor. İki tane molekül veriyor ve ikisi de örneğin soy gaz ya da ikisi de apolar. Yani ikisinin de kendi molekülleri arasında sadece London kuvveti var diyelim ki. E bu durumda acaba hangisinin London kuvveti daha yüksek? Gibi bir soru gelirse orada şöyle bakıyoruz. Bakış açımız şu şekilde olacak. Şimdi London kuvveti yani indüklenmiş dipoller ne demek? Bir etki sonucunda elektronların bir yerde yoğunlaşması demek değil mi? Bu elektronların sayısı ne kadar çok olursa orada o kadar yoğunlaşma. Yani London kuvveti zayıf ama bir tık daha biraz daha zayıfa göre biraz daha kuvvetli olmaz mı? Evet olur. Dolayısıyla London kuvvetleri elektron sayısının artmasıyla artan bir kuvvettir. London kuvvetleri elektronların molekülün bir bölgesinde yoğunlaşmasından kaynaklandığı için elektron sayısı arttıkça molekülün kutuplanabilirliği hani anlık kutuplar oluşuyordu ya elektron sayısı arttıkça bu kutupların oluşabilirliği de artıyor. Yani polarlanabilirlik de gitgide artıyor. Apolar ama polarlanabilirliği artıyor. Bu sebeple de elektron sayısı arttıkça London kuvveti artar diyoruz. Örneğin sor, sordu bize argonun mu kaynama noktası büyük, helyumun mu? E bunu nasıl karşılaştıracağım? İkisi de soy gaz. İkisinde de London kuvvetleri var kendi moleküller arasında. Ama argonun biliyoruz ki elektron sayısı helyumdan daha fazla. O zaman argonun kaynama noktası helyumdan daha büyüktür diyorum. Ya da şöyle CH4'ün mü kaynama noktası daha büyük? CCL4'ün mü karbon tetraklorürün. Şimdi burada ikisi de apolar ve kendi moleküller arasında ikisinde London kuvveti var. Ama karbon tetraklorürün elektron sayısı ya da molekül kütlesine de burada bakabilirsiniz doğru orantılı olduğu için. Molekül kütlesi daha büyük olduğu için London kuvveti CH4'e göre daha büyüktür. Dolayısıyla kaynama noktası örneğin CCl4'ün CH4'ten daha büyüktür. Argon'da helyumdan daha büyüktür diyebiliriz. Dolayısıyla elektron sayısı arttıkça London kuvveti artar diyoruz. London kuvveti arttığı için de işte kaynama noktası örneğin art, erime noktası, kaynama noktası gibi özellikler artar diyoruz. Bazı sorularda da aşağıdakilerde hangisi daha polardır? Polarlanabilir daha yüksektir der. E bakarsın ışıkları hepsi apolar. Hepsi apolar ama elektron sayısı en fazla olanın polarlanabilirliği en fazla diyorsunuz. Tamam. Burada örneğin CH4 ile ccl 4 Bakın ikisi de apolar. İkisi de apolarsa ben London kuvveti yazacağım. Veya indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol de yazabiliriz. Burada London kuvveti etkindir. Neon soy gaz, soy gazla apolar molekül arasında yine London kuvveti etkindir. İkisi de soy gazsa yine London kuvveti etkilidir diyebiliriz. Bir ifade daha. Şimdi bazen karşılaştırma soruları gelir. Zayıf, zayıflar arasında. Şimdi buradaki mantığımız şu olacak. Zayıf etkileşimlerin en güçlüsü hidrojen bağıdır. En zayıfı da London kuvvettir. Tamam. Zayıflar arasında en kuvvetli olan hidrojen bağıdır. Birazdan hidrojen bağını da göreceğiz zaten. En kuvvetlisi hidrojen bağıdır zayıflar içerisinde. Zayıflar içerisinde en zayıf ise London'dır. Peki diğerleri hocam? Şimdi diğer zayıf etkileşimleri kendi aralarında karşılaştırmak doğru değildir. Yani dipol dipol mü daha yüksek, iyon dipol mü? Şimdi bu farklı faktörlere bağlı. İşte molekül ağırlığına bağlıdır, elektronegatif değerleri, atom çapı, iyon yükü ya birçok faktöre bağlı olduğu için doğrudan karşılaştırma yapabilmek çok zor. Orada karşılaşmayı doğrudan kaynama noktaları değerlerine, bilinen değerlere bakarak ancak karşılaştırma yapabiliriz. Tamam. Birinde hidrojen bağı var, birinde London var. Hidrojen bağı olan daha güçlü deriz. Birinde dipol-dipol etkileşim var, birinde London var. Dipol-dipol, e e London en zayıfı değil mi? Dipol-dipol olan daha kaynama noktası yükseklerim. Birinde hidrojen bağı var, birinde dipol-dipol etkileşim var. E hidrojen bağı en kuvvetli, o daha yükseklerim gibi. Ancak böyle karşılaştırma yapabilirim. Ve şunu da söyleyelim. Şimdi bütün moleküller arasında diğer kuvvetlerle birlikte, bu önemli bir ifade, London kuvvetleri de bulunur. Yani mesela dipol dipol etkileşim var. London da var. Ama London o kadar zayıf ki dipol dipolin yanında ihmal edilebilir. O yüzden sen orada dipol dipol etkileşim vardır diyorsun. Ama London da var. Burada sorularda şöyle gelir. Etkin etkileşim kuvveti nedir? Etkin olan. Şimdi etkin olan kimdir? Kuvvetli olan etkindir. Hem dipol dipol etkileşim hem London kuvveti var biliyorum ama dipol dipol etkindir. Çünkü o daha kuvvetlidir. etkin etkileşim türünü özellikle burada soruyor. Ama da var mı? Var. Mesela hidrojen bağı var diyelim ki. Hidrojen bağı en kuvvetli zaten. O etkin kuvvetli hidrojen bağı var. Ama hidrojen bağı olan yerde aynı zamanda dipol dipol ve landın da vardır. Ama hidrojen bağına göre zayıf oldukları için onları ihmal edebiliriz. Hidrojen bağı etkindir deriz. tamam? Dolayısıyla bütün moleküller arasında landın vardır. Ama soy gaz ve apolar moleküller arasında yalnızca landın kuvvetleri vardır diyoruz. Tamam. Ve zayıf etkileşimler içerisinde en kuvvetli olan hidrojen bağı. Şimdi hidrojen bağı özel bir dipol-dipol etkileşimdir demiştim başta. Özel bir dipol-dipol etkileşim ne demek? Yani iki polar molekül arasında oluşan. E iki polar molekül arasındaysa dipol-dipol deyip geçelim. Neden hidrojen bağı diyoruz? Çünkü hidrojen bağı olarak ifade ettiğimiz moleküller dipol-dipole göre çok daha kuvvetli. Çok daha kuvvetli bir etkileşim. Tabi bu da zayıf ama dipol-dipole göre çok daha kuvvetli. Hangileri bunlar peki? Şimdi hidrojen bağı hidrojen atomunun öncelikle hidrojen atomunun elektronegatifliği en yüksek olan flor, oksijen, azot. Yani biz bunu ne diye kodluyoruz birleştirerek? Fon. Fon elementleri diyoruz. Zaten tüm elementler içerisinde en yüksek olan flor değil mi? Evet. Flor başta sonra oksijen ve azot. Fon elementleri diyoruz, tamam? Flor, oksijen, azot atomlarıyla oluşturduğu ve polar moleküllerde bulunan etkileşimin adı hidrojen bağıdır. Örneğin bakın NH3. NH3 polardır, değil mi? Evet. Bakın fon elementlerinden azot da var. O zaman bu NH3'ün kendi moleküller arasında hidrojen bağı var diyorum. H2O polardır. Bakın fon elementlerinden oksijen var. Bakın hidrojen de olmak zorunda. Hidrojen de olmak zorunda. Ama fon elementleri de olmak zorunda bu molekülde. NH3 azot da var. Hidrojen de. Hidrojen oksijen. Tamam. HF bakın flor var. CH3OH bakın fon elementlerinden oksijen var. Hidrojen de var. E karbon da var. Önemli değil. Karbon olabilir yandan ama fon elementleri ve hidrojen. Yani molekül içerisinde molekül içerisinde bu fon elementlerinin hidrojenle molekül içinde kovalent bağda yapmış olması gerekiyor. Ve hidrojen bağları zayıf etkileşimlerin en kuvvetlisidir diye tekrar tekrar söylüyoruz. Şimdi nasıl yani hocam nasıl oluşuyor bu fon vesaire bakın. Örneğin H2O. Polar bir molekül değil mi? Polar. HF bu da polar. Bu da polar. Şimdi iki polar ve şunu da söyleyelim. Oksijen tarafı kısmi negatif. Buralar kısmi pozitif. Flor tarafı kısmi negatif. Kısmi pozitif. Yani burada kalıcı dipoller var. Burada eksi ile artı arasında şurada oluşan zayıf etkileşimin adı hidrojen bağıdır. Daha doğrusu etkin kuvvetin adı hidrojen bağıdır. Neden? Bakın ikisi de polar ve ikisinde de fon elementleri var. Fon elementleri. Burada flor var, burada oksijen var. İkisinde de olması gerekiyor. Bakın burada Fluor kısmı negatif, kısmı pozitif. Yani farklı molekül arasında da olur, aynı molekül arasında da olabilir. Bakın buradaki etkileşim, şöyle nokta noktayla gösterilir genellikle. Hidrojen bağıdır. Bakın burada sık yapılan bir hata var. Bu hatayı yapmayın. Tamam? Gidip de hidrojen bağını, hidrojenin yaptığı bağlar gibi düşünmeyin. Sanki cümleden öyle bir sonuç çıkıyor. Hidrojen bağı nedir? Hidrojenin yaptığı bağdır. Hidrojenin bağı yaptır, yaptığı bağdır gibi bir sonuç çıkıyor sanki ilk bakışta. Konuyu tam dinlemediyseniz, çalışmadıysanız sanki öyleymiş gibi görünüyor. Yani şöyleymiş gibi görünüyor. Mesela şu bağ var ya. Bu bağ kim? Hidrojenle flor arasındaki bağ. Yani hidrojenin bağ yaptığı bağ. Bakın bu bağ hidrojen bağı değildir. Bak bu bağ, hidrojen bağı, bu bağ hidrojen bağı değildir. Bu bağ da hidrojen bağı değildir. Bu bağ da hidrojen bağı değildir. Ya bunlar kovalent bağdır. Kovalent bağdır. Kovalent bağ güçlü bir etkileşimdir. Molekül içerisine gidip hidrojen bağı olmaz. Bak molekülün içinde Hidrojen bağı olmaz. Molekülün içerisinde güçlü etkileşimler oluşur. Bak. Bu yuvarlakla aldığım moleküllerin içindeki hidrojenle örneğin oksijen, hidrojenle florun, hidrojenle azotun yaptığı bağlar güçlü kimyasal bağlardır. Kovalent bağlardır. Hidrojen bağı zayıf bir bağdır. Molekül içinde oluşamaz. Dolayısıyla hidrojen bağına gidip hidrojenin yaptığı bağlar gibi düşünmeyin. Hidrojen bağı hidrojenin fon elementlerinden birisiyle moleküller arası yaptığı zayıf bağınıdır. Moleküller arası. Bak hidrojen yine işin içinde tabii. Hidrojen hiç yok değil. Hidrojenin bak burada oksijenle yaptığı moleküller arası zayıf bağ. Hidrojenin florla moleküller arası. Burada da aynı şekilde. Bak şuradaki bağ. Şurada oluşan bağ hidrojen bağıdır. Tamam. Bu ayrıma dikkat et. Ama hidrojen içeride tam kovalent bağ yapıyor. Ama moleküller arası zayıf etkileşim. olan hidrojen bağını yapıyor. Tamam. Flor oksijen azot fon elementleri de burada yapıyor. Sadece fon elementleri. O zaman su ile su molekülü böyle yazıyla verir. Su ile su arasında. İkisi de polar. İkisinde de fon elementi var. O zaman bu diyorum ki hidrojen bağı. HF H2O. Zaten bu örnekte olduğu gibi. Hidro, kısaca H bağı yazıyorum. Hidrojen bağı. Ama HBR H2O. Hocam burada fon elementi var. Burada da hidrojen var. Acaba hidrojen bağı mı? Hayır değil. Bak ikisinde de fon elementi olacak. İkisinde de. Burada fon element var. Bunda da fon element olacak. Tamam. Dolayısıyla buradaki etkileşim HBR polar. Bu da polar. Dipol dipol etkileşimdir. Dipol dipol etkileşim. Yani bir tanesinde olması yetmiyor. Fon elementi var. hidrojen de var. Hidrojen bu. Hayır değil. Burada da ikisinde de fon element olması gerekiyor. Bir de şöyle sorular geliyor. NF3, NF3. İşte hocam en azot fon elementi, flor fon elementi, hepsi fon elementi. Tamam burada hidrojen değil. Bak burada da hidrojen bağı yok. Dikkat et. Bunların molekül içi, molekülün içinde bir hidrojen olması gerekiyor. Hidrojenle o fon elementinin kovalent bağ yapmış olması şartı var. Var mı hidrojen hiç? Yok. O zaman burada hidrojen bağı yoktur. Burada ikisi de polar olduğu için burada normal yine dipol dipol etkileşim vardır. Dipol dipol etkileşim. C2H5OH fon elementi var hidrojen var. Fon element hidrojen var. Bu hidrojen bağıdır. Aynı şekilde NH3, NH3 fon elementleri var. Hidrojen var. Bunlar da yine hidrojen bağıdır. Tamam. Bu şu bazı test sorularında denemelerde bu durumlarda karşınıza gelir. Tamam. Peki hidrojen bağının kaynama noktasının etkisi. Şimdi hidrojen bağı özel bir dipol dipol etkileşim dedim. Şimdi iki tane polar molekül var. Birinde sadece dipol dipol etkileşim var. Birinde hidrojen bağı. E, hidrojen bağı en kuvvetli değil mi? E onun kaynama noktasının daha yüksek olmasını beklerim. Çünkü ondaki bağları kopartmak dipol dipole göre daha zordur. Daha yüksek enerji gerektirir. Dolayısıyla hidrojen bağı olanların kaynama noktası hidrojen bağı olmayanlara göre kıyasla daha yüksektir. Şimdi katı bir maddeyi sıvı hale getirmek istiyorsunuz. Veya sıvıyı buharlaştırmak istiyorsunuz. Ne olur burada? Moleküller arası etkileşimler kopar veya oluşur. Ve moleküller arası çekim kuvveti ne kadar büyükse o kadar fazla enerji vermen gerekir. Değil mi? Molekül arası enerji yıkmak için ne kadar büyükse o kadar çok enerji veriyorsun. Dolayısıyla H2O su, NH3, HF bakın üçünde de fon elementi var. Zaten bu üç element bu üç molekül pardon karşınıza gelir. Bu üç molekülün kaynama noktasının diğerlerinden yüksek olmasının sebebi bunların moleküller arasında hidrojen bağı olmasıdır. Ve tekrar tekrar son kez söylüyoruz ki molekül arası etkileşimler içerisinde dipol dipol, London'a göre en güçlü olan hidrojen bağıdır. Örnekler üzerinde. Mesela H2S polar bir moleküldür. H2S polar, h 2 t polar. Bakın grupta da şöyle düşünelim. Mesela 6A grubu. 6A grubunda kim var? Oksijen var. Altında işte kükürt var. Altında işte selenyum var, işte tellür var. Böyle gidiyor. İşte bunların hidrojenle oluşturduğu bileşikler hepsinde polar. Hepsi dipol-dipol etkileşim. Hepsinde dipol dipol etkileşim var ama aynı zamanda London var ya aşağı doğru inildikçe de elektron sayısı arttığı için London kuvveti biraz artıyor. Bakın birazcık kaynama noktaları gördüğünüz gibi biraz biraz artıyor kaynama noktası. Aşağı doğru inildikçe biraz biraz artıyor. Ancak normalde en düşük olmasını beklediğim suyun ya yani oksijenin hidrojenli olan yani su bileşiği diğerlerine göre çok daha yüksek. Neden böyle peki? Çünkü hidrojen bağı var. Veya işte 7A grubu 7A grubu. İşte flor, klor, brom, iot diye gidiyor. Normalde bu bileşiklerin hidrojenle oluşturduğu bileşiklerin hepsi polardır. E, yukarıdan aşağı hepsi polar ama aşağı doğru inildikçe hepsinde London kuvveti de var. Aşağı doğru inildikçe elektron sayısı artıyor. London kuvveti artıyor dolayısıyla işte HCl'den HBr'ye biraz artıyor. Sonra H'ye biraz artıyor. HF'nin en düşük olması beklenir ama HF'de diğerlerinden farklı olarak hidrojen bağı olduğu için bakın onun kaynama noktası daha yüksektir. Aynı şekilde 5A grubunda işte fosfor işte burada, burada görmüş mü işte antimon falan burada gitgide artıyor ama NH3'ün daha yüksektir. Ama mesela 4A'da böyle bir durum yok. Çünkü CH4'te hidrojen bağı yok. Hatta CH4 polar bile değil. Apolar. Onun en düşük. Gitgide artıyor. Tamam. Dolayısıyla H2O HF NH3'te de böyle bir sıralama karşımıza geliyor. Su en büyük. Sonra HF, hatta bazen sorulu H2O, HF, NH3'ün karşılaştırması test sorularında karşınıza gelir. Suyun inki burada en büyüktür. Çünkü su 4 tane hidrojen bağı yapabiliyor. HF, florun elektronegatifliği azota göre daha yüksek olduğu için de HF NH3'ten büyüktür. Tamam? H2O, HF, NH3 burada böyle bir sıralama geliyor. Yani HF flor elektronegatifliği yüksek ama su daha çok hidrojen bağı yapabildiği için su burada HF'ye göre daha yüksek kaynama noktasına sahip hidrojen bağında kaynama noktasına bu şekilde etkisi var diyelim. Ve bu zayıf etkileşimler mavi başlığımızı bitirmiş olduk. Ve bu ünitenin son mavi başlığı olan fiziksel ve kimyasal değişimler. Buradan şu ana kadar çıkmış sorunun %2,5'i yani bir soru buradan çıktı şu ana kadar. Bu da en son yani 2023 TYT'de çıktı. Hiç soru çıkan bir başlık değildi. En son geçtiğimiz yıl buradan soru çıktı. Dolayısıyla Önümüzdeki yılda hiç soru çıkmayan bir başlık beklenirse zayıf etkileşimlerden aslında bekleyebilir. Yani zayıf etkileşimlerden zaten şu ana kadar doğrudan hiç soru gelmemiş olması çok enteresan. Yani bu tabii soru sayısı çok az olduğu için anlaşılabilir. Mesela TT'de mesela kimyadan 7 değildi 14 soru, 20 soru, 30 soru çıkıyor olsaydı zayıf etkileşimlerden her yıl 3-4 soru, 5 soru gelmesi gerekirdi. Şimdi fiziksel ve kimyasal değişimler. Şimdi fiziksel değişim maddenin Kimlik özelliğini değiştirmeyen, maddenin iç yapısını değiştirmeyen, maddenin sadece dış görünüşünü, işte boyutunu, şeklini, fiziksel halini değiştiren değişimlerdir. Fiziksel değişimler. Ve şöyle de diyebiliriz. Madde bu fiziksel değişimi gerçekleştirdiği zaman ilk haline geri dönebiliyor mu? Eğer ilk haline geri dönebiliyorsa ya da ilk halindeki özelliğini koruyorsa hala o fiziksel değişimdir. Dönemiyorsa kimyasaldır. Maddenin kimlik özelliği değişmeden işte boyutu değişebilir. Mesela kesersin mesela bir maddeyi. Fiziksel bir değişimdir. Şekli değişir. Fiziksel işte katı sıvı gaz arasında erime, kaynamanı, buharlaşma, donma, sübünleşme, her türlü fiziksel hal değişimi, her türlü hal değişimi fizikseldir. Maddenin kimyasal yapısı değişmez, formülü de değişmez. Örneğin parçalanma, kırılma, yırtılma olayları. Her türlü hal değişim olayları. Erime, donma, buharlaşma, yoğunlaşma, Süblimleşme, kreolaşma, her türlü hal değişim olayı fizikseldir. Tuzun, şekerin suda çözünmesi. Bunları attık, suda çözdük. Bunlar fiziksel değişimdir. Metallerin elektriği iletmesi fizikseldir. Buraya dikkat et. İyonların elektriği iletmesi, iyonların elektriği iletmesi kimyasaldır. Metallerin elektriği iletmesi fizikseldir. İyonların elektriği iletmesi kimyasal bir değişimdir. Gökkuşağın oluşması burada renk kırılmaları ile ilgili bir durum var o yüzden fizikseldir. Sütten yağ elde edilmesi de sütün içerisinde zaten yağ var. Fiziksel tekniklerle sütten yağı ayırıyorsun. E bu da fiziksel değişimdir. Bu örnekler arttırılabilir. Onlarca, yüzlerce örnek var. Burada temel karşınıza çıkacak örnekleri ben burada aldım. Kimyasal değişim ise fizikselin tam tersi aslında. Maddenin kimlik özelliğinin değişmesidir. İç yapısının değişmesidir. Formülünün değişmesidir. Maddenin iç yapısı değişmesi. Maddenin iç yapısı değiştiği için Aynı zamanda fiziksel özellikleri de değişmiştir. Yani dış görünüşü de değişir. Kimyasal değişim varsa fiziksel değişim zaten gerçekleşmiş demektir. Yanma olaylarının tamamı yani bir maddenin oksijenle tepkimeye girmesi kimyasal değişimdir. Asit bas tepkimeleri kimyasaldır. İyonların elektriği etmesi kimyasaldır. Mayalanma olayları yani sütü mayaladın işte yoğurt elde ettin. Bu kimyasal bir değişimdir tabii ki. Elektroliz, elektrik enerjisi maddeyi parçalama kimyasal bir değişimdir. Küflenme, çürüme Besinlerin ekşimesi, besinlerin pişirilmesi tabii ki kimyasaldır. Yani burada şunu düşünebiliriz: İlk durumda geri dönebiliyor mu? Tamam. Yani küflendikten sonra dönemez. Çürüdü, dönemez. Pişirdin, dönemez. Fotosentez ve sindirim olaylarının tamamı kimyasaldır. Betonun donması kimyasaldır. Yağlı boyanın kuruması. Duvara yağlı boya sürdün, kurudu. Kimyasaldır. Tekrar oradan yağlı boyayı geri alamazsın. Tamam. Mesela bir tane daha buraya yazmak. Bir ek, ek bir durum. Mesela arabalarda işte kazalarda falan o arabalardaki şeyin açılması bu da kimyasal değişimdir. Airbag'de galiba. Airbag'in açılması kimyasal değişimdir. Çünkü orada bir içerisinde bir tepkime gerçekleşerek bir oradaki kimyasal maddeler parçalanarak o şişiyor ve orada bir kimyasal değişim gerçekleşiyor. Bazen böyle ekstra denemelerde soru bankalarında geliyor diye bunu da söylemiş olalım. Diyerek bu dersin konu kısmını bitirmiş olduk. Şimdi örnek sorularla devam edelim. F2 ve HF molekülü arasındaki bağlar bir modelleme verilmiş. Hangisi yanlış? Şimdi bak florla flor şu aradaki bağ güçlü değil mi molekül içi? Bu da güçlü. Şu 2 numara zayıf. 2 nolu bağ molekül arasındadır. Evet. 1 ve 3 molekül içi güçlü kimyasal bağdır. 2 nolu bağ fiziksel bağdır. Evet. 2 nolu bağ 3 nolu bağdan kuvvetli. Şimdi 2 nolu bağ zayıf değil mi? 3 nolu bağ kuvvetli değil mi? E 2 nasıl 3'ten kuvvetli? Bu yanlış. 3 ve 1 her türlü 2'den kuvvetlidir. 1 ve 3 nolu bağın enerjisi 40'tan büyüktür. Evet, güçlü etkileşimlerin enerjisi 40'tan büyüktür. 40 40'tan büyüktür. büyüktür. Doğru. Tablo bazı madde ve etkileşim türleri verilmiş. Hangi eşleştirme doğrudur? Sodyum klorür su. Sodyum klorür iyonik bağlı bileşik. İyon dipol. CO2 apolar, Br2 apolar, apolar apolar, London. H2S apolar, H2O apolar. İkisi de polar polar. O yüzden dipol dipol etkileşim. NH3 polar, bh 3 apolar. O zaman dipol indüklenmiş dipol. Yani 1 B 2 A. B A D C. B A D C yani cevap B şıkkı. Katıların aynı dış basınçta altında erime noktalar arasındaki ilişki. Şimdi bu erime noktası kaynama noktası gibi, karşılaştırması gibi sorularda önce güçlü etkileşimlerine bakıyoruz. Güçlü etkileşimleri aynıysa zayıf etkileşimlerine bakıyoruz. Şimdi sodyum klorür nedir? İyonik bağlı bir bileşik değil mi? İyonik bağlı. H2O ve H2S ise şöyle yapalım. Kovalent bağlıdır. Şimdi iyonik bağlı bileşik en güçlü etkileşimdir. Dolayısıyla iyonik bağlılar kovalent bağlıların her türlü daha, üçü de katıymış bunların, her türlü daha yüksek erime noktasına sahiptir. Bunu aldık. Peki ikisi de kovalent. Bunlar arasında nasıl kıyaslama yapacağım? Şimdi bunların moleküller arası zayıf etkileşimlerine bakacağım. Bak H2O'nun kendi moleküller arasındaki etkileşimi nedir? Şöyle silelim, şöyle yapalım ya da. H2O, H2O moleküller arasındaki etkileşim nedir? Hidrojen bağıdır. H2S, H2S ise polardır ve fon element yok. O yüzden dipol dipol etkileşimidir. Dipol dipol etkileşim. O yüzden hidrojen bağda dipol dipolden yüksek olduğu için H2O'nun erime noktası H2S'den daha yüksektir diyebiliriz. Dolayısıyla 1, 2, 3 sıralaması yani cevap A şıkkıdır. Bir başka soru. Periyodik cetvelin 7A grubunda bulunan flor, klor ve brom elementlerin hidrojenli bileşiklerin kaynamakları periyot numaralı grafiği verilmiş. Hangisi yanlış? Şimdi bu grafikte HV en yüksek değil mi? HBR işte arada HCl en düşük. HV'nin kaynama noktası neden diğerlerinden daha yüksek? Çünkü HV'de hidrojen bağı var. Hidrojen bağından kaynaklı o daha yüksek. Kaynama noktaları zaten HBR HCl'den daha yüksek. Bunu grafikten görebiliriz. London kuvvetlerinden kaynaklı böyle. İkisi de polar ama HBR'nin burada elektron sayısı daha fazla olduğu için London kuvveti birazcık daha fazla. O yüzden erime noktası, kaynama noktası gibi özellikleri daha fazla. HCl molekül arasında dipol dipol etkileşim kuvvetleri etkindir. Evet HCl polardır. Fon element de yok. Dipol dipol etkindir. Doğru. London kuvvetleri HCl HBr'den büyüktür. Hayır HCl HBr'den büyüktür. değil. HBr HCl'den büyüktür. D yanlış. HF'nin molekül arasında London kuvvetleri vardır. Bakın. HF'nin arasında HF'de hidrojen bağı etkindir. Ama aynı zamanda polar olduğu için dipol dipol etkileşim de vardır. Aynı zamanda tüm türler arasında olan London kuvveti de vardır. Dolayısıyla E şıkkı bu anlamda Doğru. London vardır ama etkin mi? Hayır değil. Etkin olan hidrojen bağıdır. Tamam. Son olarak aşağıdaki değişimleri fiziksel ve kimyasal olarak işaretlendiğinde hangisi uygun yerde kullanılmamıştır? Küf oluşumu kimyasal bir değişimdir. Doğru kullanılmış. Balın kristallenmesi fiziksel bir değişimdir. Doğru. Fotosentez olayı kimyasal bir değişimdir. Doğru. Sütün mayalanmasına fiziksel demiş ancak kimyasal olacaktı. Bu yanlış. Buğdayın öğütülmesi fiziksel bir değişimdir. Diyerek bugünkü dersimizin sorularını da bitirmiş olduk. Ödev olarak sayfa hız ve renk yayınlarından bu konuyla ilgili 79 ve ünite sonunda olduğu için tüm testler 79'dan 94'e olan tüm testleri çözebilirsiniz. Siz de bu dersten sonra 3. ünite ile ilgili tüm sorularınızı bitirmiş olun. Çünkü bir sonraki derste yeni üniteye maddenaller halleri ünitesine geçeceğiz diyelim. Şöyle yapalım. Ve bununla birlikte bu dersimizi bitirmiş olduk. 11. günümüzü bitirmiş olduk. Kimyasal türler arası etkileşimler ünitesini bitirmiş olduk. Hem TYT tek başına çok önemli bir ünite. TYT'nin diğer ünitelerinde de bu ünitedeki bilgileri kullanıyoruz. AYT'de neredeyse her ünitede bu ünitedeki bilgileri kullanıyoruz. Yani kimyanın temel konularından birisi diyebiliriz gençler. Bununla birlikte bu dersi bitirmiş olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere. <laughs>